Sevgili öğrenciler, 9. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün 9. sınıflar için yıllık planımızdaki 3. haftanın konusu olan insanlığın ilk izleri konusunu işleyeceğiz. Ders kitabımızda bu konu sayfa 30'dan sayfa 37 aralığında, ders kitabından da bizi takip edebilirsiniz. Bu ders videosunu aynı zamanda okulumuzun YouTube kanalına da yükleyeceğim. Aynı zamanda da EBA üzerinden siz öğrencilere de muhakkak ulaştıracağım. Canlı dersleri kaçırmış olabilirsiniz herhangi bir sebepten dolayı. Ama hafta hafta konu konu sınıf sınıf sizlere tarih dersini ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. 9. sınıfın 3. haftasının konusu olan insanın ilk dönemlerinden bahsedeceğiz aslında arkadaşlar. Yani o meşhur taş devrinden bahsedeceğiz. Süreçten bahsedeceğiz. Şöyle bakacak olursak tahtadaki fotoğraf Şanlıurfa'mızdaki Göbekli Tepe ile ilgili ki tarihi bilgilerimizi tekrardan değiştiren ve yeni bilgiler ortaya çıkartan Göbekli Tepe ile ilgili bir fotoğrafla biz bu döneme başlayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar insanlık tarihinin çağlara ayrılmasından biz başlayalım. Özellikle bir tarih öncesi, bir de tarihi çağlar diye bizim çağlarımız aslında ikiye ayrılıyor. Tarih öncesine bakacak olursak bu da kendi içerisinde taş devri ve maden devri diye ikiye ayrılır. Taş devri içerisinde eski taş, orta taş ve yeni taş olmak üzere üçe, maden devri de bakır, tunç ve demir olmak üzere kendi içerisinde üçe ayrılır. Tarihi çağlar ise aslında yazının bulunmasıyla beraber ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ diye bölümlere ayrılmaktadır arkadaşlar. Şimdi biz bugün özellikle bu taraftaki yani tarih öncesinde neler oldu, işte eski taş devrinde neler yaşandı, orta taş devrinde neler yaşandı, biz bugün bu dersimizde detayıyla bunlara bakmak zorundayız. Ana başlığımız taş devri. Taş devri kendi içerisinde üç döneme ayrılır. Eski taş dediğimiz paleolitik, yontma taş dediğimiz mezolitik, yeni taş devri dediğimiz neolitik ya da cilalı taş devri olmak üzere ayrılır. Bunlardan birincisi eski taş devri yani paleolitik. Milattan önce 600 binlerden 10 binli yıllar arasında yaşandığı biliniyor arkadaşlar. Ve insanlık tarihinin en uzun dönemi eski taş devridir. Bu dönemde dönem insanı Homo neanderthal ve modern insanın atası sayılan Homo sapiensler bu dönemde görüldüğü biliniyor. Bu dönemdeki insanların çok önemli bilgi aslında ölülerini gömmeye başladığı, bu nedir aslında bir inanç sisteminin de oluşmasıyla da alakalıdır arkadaşlar. Yani neden insanlar ölülerini gömmeye başlar? Kesinlikle burada yorum yapabileceğimiz hani bir test sorusunda gelirse kesinlikle burada insanların ölülerini gömmeye başlamasıyla bir inanç sisteminin de oluşabileceği izleri bizim karşımıza çıkabilir. Homo habilis ilk insan türü olarak kabul edilmektedir ve Anadolu coğrafyasında eski taş devrine ait izlere bakacak olursak sevgili gençler Antalya Karain Beldibi göller yöresinde bel başında biz bu izlere rastlamaktayız. Taş devrinin ikincisi yontma taş devri yani mezolitik dönem. Bu da milattan önce 10 binli yıllarla 8 binli yıllar arasında yaşanıldığı kabul ediliyor. Bu dönemdeki insanların mağaralara duvarlarına resimler yaptığı, klan adı verilen ilk insan topluluklarının oluştuğu ve totemizm inancının ilk örneklerinin de yontma taş devrinde olduğunu biliyoruz. Ve bu dönemin sonunda yani yontma taş devrinin sonunda ateşin de bulunduğu, icat edildiği ortaya çıkıyor. Anadolu topraklarında yontma taş devrine ait izler, yine Antalya Beldibi, göller yöresinde Baradis, Ankara'da Macunçay, Samsun'da Tekkeköy, İstanbul Yarımburgaz'da da yontma taş devrine ait izlere rastlanmaktadır. Ve sevgili gençler, taş devrinin üçüncü dönemi olan yeni taş devri yani neolitik dediğimiz cilalı taş devri. Şimdi burada çok önemli bilgiler var.
yerleşik hayata geçiliyor. Köyler kuruluyor ve hayvanlar evcilleştiriliyor. İlk evcilleştirilen hayvan bizim karşımıza köpek olarak çıkıyor arkadaşlar. Tarım üretimi gerçekleşiyor. Verimli hilal bölgesi Anadolu'ya kadar güneyden ulaşıyor. Karacadağ, Urfa ve Diyarbakır arasında arkadaşlar buğdayın ana vatanı olarak biliniyor. Yeni taş devrinde yani neolitik dönemde sabanın da kullanıldığını biliyoruz. Yani tarlayı işlemeye başlamışlar. Tarlanın yanına evlerini yapmaya başlamışlar. Yerleşik hayata geçmişler ve tarlada bir alet olan sabanı da kullanıldığını biliyoruz. Ve özel mülkiyet kavramıyla artık kölecilik kavramının da ortaya çıkması neolitik dediğimiz yeni taş devrinde bizim karşımıza çıkıyor. Topraktan çanak çömek yapılıyor. Ve seramik sanatı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bitki liflerinden elbiselerin de yapılması yine bu döneme ait. Dönem içerisinde insanlar ölülerini dolmen, tümülüs, menhir adı verilen mezarlara gömmeye başlıyorlar. Ve ticaret başlıyor. Ve gençler yeni taş devrinde Anadolu'da düzenli bir yerleşik hayat da bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi burayı dikkatli takip edin arkadaşlar. İlk dönemlerde insanlar doğada hazır buldukları şeyi topladılar. Yani ne yaptı insanlar ilk başta? Toplayıcılık yaptı. Ve zaman içerisinde çeşitli aletler yaparak etraftaki hayvanları avlamaya başladılar ve toplayıcılıktan sonra avcılıkla hayatlarını geçirmeye başladılar. Yani ikinci aşama benim karşıma avcılık olarak çıkıyor. Ve sevgili gençler, insanlar toplayıcılık, avcılık ve son olarak da toprağa işlemeye başladılar ve yerleşik hayata geçerek tarım yaptılar. Yani üretici konuma şimdi arkadaşlar, üretim yapıyorsunuz. İhtiyaçtan fazlasını üretirseniz bunu bir başkasıyla takas usulüne dayanan bir ticareti de ortaya çıkartabilirsiniz. Yani atıyorum size bir ton buğday yetiyordur ama o gün iki ton buğday almışsınızdır. O zaman bu iki ton buğdayın bir tonu fazlalıktır. Üretim fazlası ticareti ortaya çıkartmıştır ve tarımın yapılması, yani bir arazinin üzerinde, toprak üzerinde tarımın yapılması artık insanların burası benim, yani özel mülkiyet kavramını da aslında ortaya çıkartmıştır. Toprak, birileri bunun sahibi, birileri de üzerinde çalışması gerekiyor. Ve zaman içerisinde üretim fazlalığı, ticarete dönüşmesi, artık ciddi anlamda üretim fazlası ürünlerin elde edilmesi ve sonuç olarak da kölecilik gibi kavramların da ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Yani bu köleciliğin, özel mülkiyetin gelmesi, yerleşik hayatın gelmesi hep toprakla uğraşılmasıyla, yani üretimin yapılmasıyla da alakalıdır diyeceğiz. Şimdi ülkemizden birkaç örnek vereceğim sevgili dinleyiciler. Mesela Diyarbakır Çay Önü ilk köy yerleşim yeri olarak bilinir dünya tarihinde. Tepeden çekilmiş bir fotoğraf arkadaşlar, yani kuş bakışlı çekilmiş bir fotoğraf. Buralarda eskiden yaşayan insanların yapmış oldukları yerleşkeler mevcut. Bir örnek daha. Konya Çatal Büyük dünyanın ilk şehri olarak kabul edilmektedir. Bu taraftaki bugünkü yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan, şu da vaktiyle olduğu kabul edilen arkadaşlar. Konya Çatalhöyük'te yine antik dönemde, yani eski çağlarda bir şehir olarak kabul edilir. Ve sevgili arkadaşlar, tarihi yeniden yazdıran keşif olarak da kitabımıza yazılan Göbekli Tepe. Göbekli Tepe Şanlıurfa'da, biliyorsunuz. Göbekli Tepe'deki kazılarda günümüzden 12 bin yıl öncesine ait tapınaklar karşılaşıldı. Yani bir inanç sistemi var burada. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi Göbekli Tepe'de. Tarih öncesi dönem ve yerleşik hayata geçişle ilgili de mevcut birçok bilgimizi aslında ne yaptı arkadaşlar? Değiştirmiştir. Unutmayın gençler.
tarihte yeni bir bilgi ve belgenin ortaya çıkması, bir buluntunun ortaya çıkması bugünkü mevcut bilgilerimizi kesinlikle değiştirebilir. Yani tarih değişmez değildir. Yeni belge ortaya çıkarsa bugünkü tarihi bilgi değişebilir. Bir notumuz var, deminden de yaptım. İnsanlar ilk başta doğada hazır bulduklarını topladı. Sonra çeşitli araçlar icat ederek, avcılık yaparak hayatını geçirdi. Ve son olarak da üretim, yani toprakla haşır neşir oldular, üretim yaptılar. Yani insanlık tarihinde 3 aşama var aslında. Toplayıcılık, avcılık ve üreticilik olmak üzere bizim karşımıza çıkıyor. İkincisi, taş devrini bitirdik. Genel olarak özelliklerinden de insanların yaşayışlarından bahsettik. Ve şimdi maden devri arkadaşlar. 3'e ayrılıyor. Bakır, tunç ve demir diye 3 tane maden devrimiz var. Bunlardan birincisi bakır, yani kalkolitik dönem. Şimdi arkadaşlar ilk işlenen maden bakırdır. Çünkü bol ve işlenmesi kolaydır. Hatta bakırdan sonra altın ve gümüşün de işlendiği biliniyor arkadaşlar. Bu dönemde, yani bakır döneminde ya da kalkolitik dönemde dini inançlar şekillendi. Ve insanlar bir ana tanrıçaya tapmaya başladılar. Ülkemizde Çanakkale, Truva, Denizli, Beyce Sultan, Burdur, Hacılar'da bu döneme ait izler bulmak mümkün değil. İki, tunç dediğimiz bronz dönemi. Bakır ve kalayın karışmasıyla tunç elde edildi. Bu dönemde Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular Devleti, ki ticaretle uğraşan bir devlettir, Anadolu'da Karun adı verilen kolonilerini ilk defa tunç devrinde oluşturdular. Yani buradaki Karun dediğimiz Anadolu'da Asurluların gelip kurduğu ticaret şehirleridir. Biz buna koloni de deriz arkadaşlar ve ilk defa tunç devrinde kurulduğu biliniyor. Anadolu'ya yazının gelmesi yine tunç devrinde olmuştur. Şimdi Asurlular biliyorsunuz Mezopotamya, yani Sümerler orada yazıyı icat ettiler. Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular da bu yazıyı biliyorlar. Ve Anadolu'yla yapmış oldukları ticaret sonucunda da sevgili gençler, Anadolu'da hani ticaret yapıyorsunuz, kayıt tutuyorsunuz, yazıya ihtiyacınız var. Ve Anadolu'ya yaptıkları ticaret sayesinde Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular getirmiş olduğu yazıyı Anadolu bilmeye başladı. Yani Anadolu artık tarihi çağlara burada geçiyor diyeceğiz. Anadolu'da ilk yazı Kayseri Kültepe'de bulundu. Asurlu tüccarların senetleri bunlar da arkadaşlar. Anadolu uygarlıkları arasında ilk yazıyı kullananlar işte devlet olarak ise Hitit devleti bizim karşımıza çıkıyor. İlk yerleşim yerleri tunç devrinde şehir devletlerine de dönüşecektir diyeceğiz. Üçüncüsü demir dönemi. Demir devrinin sonunda zaten yazı icat edilmiştir. Ve demir devrinde genel olarak Babil kralı Hammurabi dediğimiz adam ilk merkezi krallığı da ne yapmıştır arkadaşlar? Kurmuştur. Bir notumuz var gençler. Tarih öncesi devirler her yerde aynı sırayla yaşanmamıştır. Yani hani bunun sırası şeydi ya, bakır, tunç ve demirdi. Bir bölgeye gidersiniz, kazı yapmaya başlarsınız. Normalde kazı yapmaya başladığınızda en üste çıkacak şey en son yaşanılandır, değil mi? Yani en son hangisi yaşandı? Demir devri yaşandı. Yani bakır, tunç, demir ya. Bakırın en altta çıkması lazım. Ona ait eşyaları. Ama bakıyorsunuz ki kazmaya başladınız, ilk tunç çıktı. Normalde demir çıkması lazımdı. Sonra gidiyorsunuz, demir çıktı, sonra bakır çıktı. Ya o zaman o bölge kesinlikle ya savaşlardan ya ticaretlerden etkilenmiştir arkadaşlar. Yani bazı yerlerde sırasıyla yaşanır bu tarih öncesi devirler. Bazı yerlerde ise sırasıyla yaşanmaz. Mesela Mısır'a giderseniz yani Mısır'a giderseniz siz toprağı kazmaya başlarsanız en üstte sizin karşınıza çıkacak şey demirdir. Sonra tunç karşınıza çıkar.
sonra da bakır karşımıza çıkar. Yani ilk yaşanılan toprağın en altındadır. Bu sırasıyla yaşamıştır. Çünkü Mısır çöllerle kaplı bir bölgedir ve buraya savaş ve ticaretle ilgili insanlar çok fazla gitmemişlerdir. Ama Mezopotamya'da veya Anadolu'da bir kazı çalışması, arkeoloji çalışma yaparsanız siz bu sıralamayı göremeyebilirsiniz. Belki yukarıda bakır gelecek, belki tunç gelecek. Çünkü savaş ve ticaret etkileşim unsurlarıdır ve atıyorum tunç devri yaşaması gereken bir yer bazen demir devrine de geçmiş olabilir. Ve 9. sınıf tarih dersinin 3. haftasının en son konusu da arkadaşlar tarih öncesinde sözlü kültür. Şimdi dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun insan evrenin yaratılışı hayatın başlangıcını merak etmiştir. Bilgi birikimi yetersiz de olsa bu konuları anlayıp ifade etmeye çalışmıştır. İnsanlığın bu yöndeki çabaları tarih öncesi devirlerden itibaren efsane ve mit denilen anlatıların ortaya çıkmasına sebebiyet olmuştur ki bunlar da sözlü anlatılardır. Mit kelimesi Yunanca'da anlatı veya hikaye anlamında kullanılır. Mitos'tan gelir. Mitler genellikle tanrılardan, dünyanın başlangıcından, canlı cansız varlıkların yaratılışından söz ederler. Ayrıca devletlerin kuruluşları, kanunların ortaya çıkışı da daha pek çok konuyu da aslında bu mitler içerisinde biz anlatabiliriz. Yani kısacası gençler, efsane ve mitler sözlü kültürün ürünüdür ve hemen hemen dünyanın neresinde olursanız olun her insan neyi anlamlandırmaya çalışmıştır? Yaratılışı anlamlandırmaya çalışmıştır. Hayatın başlangıcını ne yapmaya çalışmıştır? Merak etmeye çalışmıştır. Yazının icadından önceki dönemlerde insanlar yaşadıkları olayların bilgi birikimleri ve tecrübelerinin yanı sıra milletlerin ve mitlerin ve efsanelerin de sözlü biçimde kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Anlatıcının hayal gücünden beslenen, zaman içinde değişik zenginleşen bu sözlü kültür ögeleri en eskilerden biri de özellikle Altay Türklerine aittir. Kitabımızın 36. sayfasında Altay'ın yaratılış efsanesi var arkadaşlar. Bunu burada okumayacağım ama size ödev olarak bunu göndereceğim. Yani hepimiz bunu bir kere okuyacağız. Bugün biz 9. sınıf tarih dersimizin 3. haftasının konusu olan ilk çağ demeyelim de taş devri ve maden devri ile ilgili bilgiler verdik. Sevgili gençler, kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.